Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca hem piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz, hem aynı zamanda aşı süreci ve bundan sonra olup bitecekler. Acaba ekonomide açılmaları ne zaman beraberinde getirecek? Habertürk yazarı ve Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya bizlerle birlikte olacak. Onunla konuşacağız. Daha sonra Almanya'da Hristiyan Demokratların seçimi ve oradan çıkan Laşet sonucu piyasalar açısından ne ifade edebilir? Biraz bunları değerlendireceğiz. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin'le birlikte. Son bölümümüzde ise Karel Yönetim Kurulu Teknik Murat Üyesi Yaman Tunaoğlu bizlerle birlikte olacak. Hem piyasalarda Karel tarafında yaşanan gelişmeleri izleyeceğiz, takip edeceğiz. Hem bilanço dönemi öncesi ve sonrasında oluşabilecek tabloya dair bakış açısını yorumlamaya çalışacağız. Hızlıca rakamları anlatarak bir başlayalım. Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareket var. Şu an itibariyle endeks %1'in üzerinde artıda, sabah hemen hemen aynı oranlarda ekside başlamış olmasına rağmen kabaca burada %1 kadar eksiden %1 kadar artıya gelirken dip noktayı 1508 puanlarda, desteği oralarda buldu endeks. 1525 puanlarda açılışın ardından şu anda da yukarı yönlü hareket burada söz konusu olmaya devam ediyor. O yukarı yönlü hareketin içeriğinde de özellikle baktığımızda nispeten daha genele yayılmış bir toparlama, sanayi endeks hisselerinin biraz daha performansını artıda gördüğümüzü söyleyelim. Kur cephesi yine bir parça bozulmaya işaret ediyor ama sabah saatlerinde tablo biraz daha bozuktu. Şu an itibariyle biraz daha toparlanmış durumda. Genel olarak gelişen ülke kurlarının hepsinin dolara karşı değer kaybettiği yerde Türk lirası da benzer bir performans göstermiş ve %1'e yaklaşan oranlarda bir değer kaybı yaşamıştı ama şu anda bunun yarısına yakınını geri aldığını görüyoruz. Yine de kur 7,5 liranın hemen üzerinde. Euro TL'de 9 lira 10 kuruşlara kadar gitmiştik. Şu anda orada da 9.05 seviyesinden geçiyor son işlem düzeyi. Amerika'da piyasaların tatil olduğu günde 1.2059 euro dolar cephesinde gördüğümüz seviye, dolayısıyla buranın da bir miktar daha aşağı geldiğini görüyoruz. Genel perspektifte doların sınırlı da olsa bir miktar değer kazanımı söz konusu olmaya devam ediyor. Avrupa borsalarına dönelim. Avrupa borsaları cephesinde de şu an itibariyle karışık bir seyir var. %0.2 civarında Londra ve Paris'i ekside görüyoruz. Buna mukabil Frankfurt'ta ve İtalya'da sınırlı artılar var. Özellikle İtalya'da güven oylaması yine gündemde, ön planda. Bu noktadan sonra Conte'nin başbakanlığı devam edecek mi, etmeyecek mi? Burayı biraz da bugün için önemli kılan tablo o. Ve Avrupa'dan sonra Amerikan vadeli işlemlerine bir hızlıca bakalım. Amerikan vadelilerinde de sınırlı eksilerle işlemler devam ediyor. %0.1 Dow Jones vadelileri belirleyici olmaktan uzak. Onun da altında oranlarda Nasdaq ve S&P 500 vadelileri ekside kalmayı sürdürüyor. Bir de hızlıca emtia piyasasına göz atalım. Orada da şu an itibariyle baktığımızda 1834 dolar görüyoruz spot altının ons fiyatında. Aynı zamanda petrolde sınırlı düşüşler var. 52 dolar 27 sent Amerikan tipi ham petrolde, 54 dolar 73 sent Brent petrolde bulunduğumuz seviyeler, Brent petroldeki geri çekilmenin biraz daha fazla olduğunu izliyor, takip ediyoruz. Rakamları bu şekilde aktardıktan sonra gidelim iş yatırıma. İş yatırımda Halil Barışkan bizleri bekliyor. Halil, özellikle genel anlamıyla baktığımızda piyasadaki yukarı yönlü momentum devam ediyor. Seans içi düzeltme gelse bile alıcı bulmayı başarabiliyor endeks. Dolayısıyla şu an bu pozitif ivmenin nereye kadar gitmesi beklenebilir? Ekim'den bu yana %5 ve üzeri bir düzeltme görmedi borsa. Merhaba Çağıl, öncelikle iyi yayınlar. Dediğin gibi özellikle seans içinde düzeltmelerin kalıyor olması bir güç göstergesi. Aynı şekilde geçtiğimiz Perşembe ve Cuma özellikle başlayan düzeltmenin 150 bin, 1500 seviyelerde destek buluyor olması da ayrıca pozitif. Çünkü biz TL varlıklar açısından Kasım başı ve sonrası olarak aslında oluşan trendleri ayrıştırabiliriz. Kasım başından gelen trendin, yükseliş trendinin destek noktası da 1500 seviyelerdi. Buralara gelip tekrar dönmesi hala bu hikayenin ve trendin devam ettiğini gösteriyor. Burada tabii son süreçte yaşananlara baktığımızda sıkıntılı olan banka hisseleri, özellikle geçen haftadan beri o tarafta yabancı kurumsal katılımının hala zayıf olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte ne kadar yabancı kurumsal katılım olursa
O tarafta daha pozitif hareketler görebiliriz. Şimdilik düzeltme en azından tamamlanmış gibi görüyor. 1560'lı seviyelerin üzerinde yerleşmeyi başarırsa endeks daha yukarılar söz konusu olabilir. Burada bankaların mı yoksa biraz daha sanayi şirketlerinin mi önde kalması beklenebilir diye de sorayım. Bir yandan da yabancı ilgisini de buna ekleyerek sormak isterim Halil. Zira baktığımızda özellikle yabancı yatırımcıların ilgi gösterdiği alanlara geçen sene Ocak-Kasım dönemi itibariyle baktığımızda hemen hemen garantide Akbank'ta, Tüpraş'ta, Koç Holding'de yapılan satışların kabaca 1/4, 1/5, 1/3 kadarı henüz geri gelebilmiş görünüyor. Daha fazlasını bekliyor musunuz? Önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle daha fazlasını bekliyoruz. Hala gelişmekte olan ülkelerle ilgili yatırımcıların gelişmiş ülkelere nazaran beklentileri daha kuvvetli. O nedenle buraya para girişi eğer yabancı kurumsal taraftan gelmeye başlarsa bunlar da mutlaka banka hisselerine girişler göreceğimizi düşünüyorum. Ama her ne kadar beklentiler önümüzdeki seneyle ilgili karlılık vesaire yukarı yönlü potansiyel anlamında yer olsa da genelde piyasada bunlar fiyatlar ve para girişleri anlamında teyit edilmedikçe hareketinde başlamadığını biliyoruz. O nedenle önümüzdeki süreçte hala yabancı girişleriyle beraber banka hisselerine ilgi olmasını bekleriz. Halil Barışkan, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu değerlendirmeler ve notlar için. Şimdi biraz daha piyasaların gündeminden önümüzdeki dönemde ekonomilerin açılmasına dair beklentiler nasıl şekillenebilir, bu konuya değinmeye çalışacağız. Ve bu konuda son dönemde yazdığı yazılarla kamuoyunda tartışma yaratan Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya bizlerle birlikte. Muharrem Sarıkaya, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Açıl, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. İki tane temel konu var. Bunlardan bir tanesi ekonomideki kapalı olan alanların açılmasına yönelik takvim çalışması. Diğeri de aşı tartışması. Aslında ikisi birbirinden çok da bağımsız ilerlemiyor zannediyorum. Fakat biz biraz geçen haftaya dönüp bakacak olursak, özellikle Turizm Bakanı Sayın Ersoy'un açıklamalarından da yola çıkarsak, Mart ortası gibi bu kısıtlamaların azalması, 2000'lere inen bir vaka sayısı, Nisan ortası gibi de turizm sezonunu açmak gibi bir hedeflemeden bahsetmişti. Nasıl görünüyor şu an itibariyle takvim? Takvim Şubat'tan başlatmayı aslında planlanıyor. Daha önce Milli Eğitim Bakanı bir açıklamada bulunmuştu. Dün de bu açıklamasını yineledi. 15 Şubat için bir hedefleme var. Yani şu an bir planlaması yapılmış ama bu planlamanın ne kadar kesinlik kazanacağına ancak 10 gün önce, yani 15 Şubat'tan 10 gün önce Şubat başı gibi karar vereceklerini söylüyorlar. Okulların açılması konusunda gördüğüm kadarıyla Sağlık Bakanlığı da çok katı bir tutum sergilemiyor. Nitekim eğitimciler de bir süredir zaten okullarda bir yayılma söz konusu değildi. Çocukların bağışıklık sistemi çok daha güçlü olduğu için onların yayması da bir o denli az oluyor. Dolayısıyla burada bir yeni adım atılabilir gibi bir bakış vardı. Bunun için de batılı ülkelerin özellikle Almanya, İngiltere, Fransa'daki okullara atıf yapılıyordu. Yani bir bütün halinde kapatmak yerine en azından orada salgın %5'in üzerine çıktıysa kapatma yönünde bir tavır alınıyor. Bu Türkiye için de uygulanabilir. Yani %5'in üstüne çıkmayan yerlerde neden kapatmaya gidiyoruz ve Türkiye'nin bütününü sanki aynıymış gibi değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bir Kırşehir'in okulunun eğitim sistemi veya bir Nevşehir'in okulunun eğitim sistemiyle İstanbul'un aynı olabilir. Ama birinde salgın hiç yoksa, öbüründe yüksekse ikisini aynı kefeye koyup neden ötekini durdurma veya engelleme yönüne gidiyoruz gibi bir tartışma uzun süredir devam ediyordu. Şunu gösteriyor tartışmanın sonucu, 15 Şubat'ta muhtemel ki okulların açılması yönünde bir adım atılması bugünden hedefleniyor. Diğer kesimlere gelirsek, yani lokantalar, kafeler ve başka alanlar, örneğin otellerin belirli kesimleri, bunlar eğlence merkezleri, bunların açılması ne zaman olabilecek? Ona ilişkin şu an için kesin verilebilen bir takvim yok. Çünkü lokantalardaki salgının çok yüksek oranlı bir etmene yol açtığı ve onun içinde %48, %50 bir salgın oranına ulaştırdığı lokantanın dolayısıyla buraların bir süre daha kapalı kalması yönünde bir bakış var. Aşılama bu açıdan önem arz ediyor.
Şu ana kadar 3 milyon aşı geldi. Bu aşıların birinci grup doktorlara yapımı bitmek üzere. Muhtemel ki yarın veya ertesi gün bilim kurulunun toplantısına karar alınacak. 60 yaş üzerine aşılama başlayacak. Sonrasında da 50-40 diye aşağı doğru gelecek. Tabii bu gelecek olan aşılara da dayalı. Çin şu ana kadar sadece 3 milyon gönderdi. Muhtemel ki daha kesinleşmiş değil. Yakın zamanda ki Cumhurbaşkanı da bunu açıkladı. Bir 10 milyon kadar göndermesi muhtemel. Dün Sağlık Bakanı'nın da yine bu kapsamda vermiş olduğu bir demeç söz konusuydu. Yani Ocak ayında bir 10 milyon veya 11 milyon bekleniyor. Ocak ayının işte son haftasına doğru, önümüzdeki haftasına doğru bunların gelmesi üzerinde duruluyordu. Bir diğer nokta Mart ayında gelecekler. Mart ayında da bir 15 milyon kadar gelip ve böylece toplam 28 milyona çıkması. Ayrıca BioNTech'in vermiş olduğu bir söz vardı. 550 bin aşı gelecekti. Onların da 70 yaş üstüne yapılması yönünde bir görüş şu an için tartışılıyor. Ama kesinlikle burada karara varıldığı söylenemez. Bir bütününe baktığımızda eğer ki bu aşılar beklendiği şekilde gelir ve o 28 gün arayla iki dozun yapılması ve toplumun kritik olan veya çok önemli bir kesiminde olan ölümün daha fazla görüldüğü yaşlı kesimi aşılanması da tamamlanırsa hem 65 yaşın sokağa çıkabilmesine imkan tanınır hem birçok yerin açılması daha rahat bir şekilde çözümlenebilir. O nedenle umut büyük oranda aşıya bağlanmış bulunuyor. Peki burada birkaç tane daha soru var. Bunlardan bir tanesi günlük 1 milyon 200 bin aşı kapasitesine kadar çıkılabileceği ifade ediliyor. Sizin köşe yazınızda da benzer şekilde ifadeler var. Toplam 3 milyon doz aşı var ama buradaki hem aşılanacak olan kişilerle iletişim çok doğrudan kurgulanmamış durumda gördüğümüz kadarıyla. Önce sağlık çalışanları öncelenmiş. Hem de daha önce konuşulan 250-300 binlerle bu konuştuğumuz 1 milyon 200 binler arasında bayağı fark var aşılama sayısı açısından. Bu fark neden kaynaklanıyor? Sordum onu. Onu hemen söyleyeyim. Yani aşılama kapasitesi 1.2 milyon Türkiye'nin şu an. 35 bin merkezde aşılama yapılabiliyor. Bu biraz sağlık çalışanlarından kaynaklanan bir durum olduğu kayda geçirildi. Çünkü randevu sistemine göre yapılıyor ve o randevu sistemine göre insanlar sisteme giriyor ve kendi randevusunu alıyor. 3 günde geldiği rakam oldukça yüksek bir rakam. Bu kadar kısa süre içerisinde İngiltere, Almanya'nın çok önüne geçti. Yani İngiltere bildiğim kadarıyla 20 günde 3 milyon kadar yaptı. Almanya 9 günde 200 bin kadar yaptı. Dolayısıyla Türkiye'nin geçmişten gelen bir aşı deneyimi var. Eminim ki sevgili Açıl, senin de sol omuzunda 3 nokta vardır. Yani 3 aşı noktası vardır ki bu bizim çağdaşlarımızın birçoğunda olan bir şey. Hayatımız boyunca 14 aşı yapıldık. Yani bizi batılılardan biraz farklı kılan belki bu durumumuz. O nedenle aşı konusunda çok tecrübeli bir toplumuz ve aşı konusunda deneyimli bir yapımız var. Ve aşı planlaması ve yazılımı da iyi yapılmış. Dinamik bir şekilde çalışıyor ve herkes çok rahatlıkla takip edebiliyor. Daha da önemlisi o aşılardan herhangi birinin aradan alayım, bir başkasına yapayım denilmesine imkan da yok. Öyle bir QR kodu geliştirilmiş ki ve öyle bir yapı geliştirilmiş ki çift QR kod çalışıyor. Dolayısıyla o ikisinin eşleşmesi gerekiyor. Aşıyı düşürdüm, yere kırdım, yerden çekeyim, yeniden koluna yapayım desen de olmuyor. Onun da bir yöntemini geliştirmişler. Bütün buna baktığımızda ki bizzat gidip gördüm, bizzat yerinde tanıklık ettiğim bir sistemden söz ediyorum. İyi bir yazılım geliştirmişler. Bu yazılımı geliştiren de Türkler. Dolayısıyla meseleye vakıf bir ekip iyi bir yazılım yapmış ve kaçarı yok. Ha niye olmadı? Niye 1.2 milyonu bir günde yapmıyor da böyle parça parça geliyor? O biraz da insanlarımızdan kaynaklı. Yani 1.2 milyon kapasitesi var. Bu kapasitenin kullanımı oraya gelecek olan randevulara dayalı. Eğer ki o randevularda sağlık çalışanları ilk günde olduğu gibi bir yüklenme yapmadıysa veya onlar biraz daha temkinli davrandıysa burada söyleyecek bir şey yok. Son soru, buna da kısaca yanıt rica edeceğim. Özellikle tabii bu ilk tur için geçerli. Çin'le yapılmış olan, Sinovac'la yapılmış olan 50 milyon dozluk bir anlaşma var. Kabaca da 60 milyon civarında bir aşı nüfusundan bahsediliyor. Üstelik aşının bu noktadaki koruyuculuk süresinin de
6 aya kadar olduğu ifade ediliyor. Hemen hemen diğer aşılarda olduğu gibi. Bu durumda Türkiye'de bu aşılama süreci bitse dahi bunun devamlı olarak yinelenmesi gereken bir süreç olacağından bahsediyoruz. Bu doğru. Nasıl olacak da gerçekleşecek? İster istemez göz yerli aşıya dönüyor, doğru mu? Doğru. Onun için inaktif aşıya da çok fazla duruluyor. Çünkü Türkiye'de şu an birinci derecede üretilmesi beklenen ve öncelikle çıkartılması beklenen Erciyes Üniversitesi'nde çalışmaları yapılmış. Muhtemel ki kısa süre içerisinde bu ay sonuna kadar da faz 2 çalışmasını geçirecek olan o da Çin'den gelen Sinovac aşısı gibi bir inaktif, yani ölü aşı. Dolayısıyla onun devamının getirilebilmesi açısından önem arz ediyor. Onun için çok üzerinde duruluyor. Bu Nisan ayı gibi belki faz 3 çalışmalarına geçirilip Mayıs-Haziran ayında da tekrar onun piyasaya sürülmesi ve üretilebilmesi yönünde bir çaba var. Onunla birlikte 2 aşı daha var. Bunlardan bir diğeri de yine inaktif aşı. Diğeri ise plazmaya dayalı veya proteine dayalı bir aşı. Farklı bir yöntemi olduğundan söz ediliyor. Bilimsel olarak tıp bilimi açısından çok bildiğim bir şey değil ama onun etkinliği ve uygulama alanlarının da mRNA gibi daha farklı bir şekilde çalışacağından söz ediliyor. Ayrıca burundan damla aşı çalışması var Türkiye'de. Yine benzer şekilde fıs da işte bir kovdur adını koyduğumuz bir sistem var ki o toplu alanlara girdiğinizde burnunuza sıktığınızda virüsün kapmasını %92 oranında hayvan çalışmalarında engellediği ortaya çıkmış bir çalışma. %98 oranında özür dilerim. %98 oranında durduran bir çalışma. Dolayısıyla bunların insan çalışmaları yani faz 1 çalışmalarına henüz geçilmedi. Muhtemeldir ki yakın gelecekte geçilecek. Ha, aşılar Çin'den ne zaman gelir, ne şekilde gelir onu şu an için bilmiyorum. Sağlık Bakanlığı'nın bileceği bir şey. Ama Cumhurbaşkanı'nın ağzından çok yakın bir süre içerisinde 25-30 milyon doz daha gelecek denildi. Eğer ki 25-30 milyon doz daha gelecekse toplam 33 milyonluk bir dozla yola çıkılacak. Bu da Sinovac aşısıyla birlikte BioNTech de eklendiğinde 20 milyon kişinin aşılanacağı anlamına gelir ki bunun önümüzdeki süreçte toplumun rahatlaması açısından da önem arz ediyor. Ama endişe duyulan şu, aşılama süreçleri uzarsa yani iki grup arasında 60 yaşta 30 yaş arasındaki mesafe aşılırsa o zaman da başka sorunlar üretebileceği dönük kaygılar da yok değil. Bunu da kayda geçirmek lazım. Muharrem Sarıkaya çok teşekkürler. Kıymetli görüşleri bizlerle paylaştığınız için ve programımızın bu bölümünde Almanya'daki Hristiyan Demokrat Parti seçimlerine döneceğiz. Aslında Türkiye'nin de önemli ölçüde yakından takip ettiği bir seçim oldu Hristiyan Demokratların seçimi. Ve bu noktada seçimi önde göğüsleyen yeni lider Armin Laschet oldu. Bu seçime dair bandımızı bir izleyelim. Sonrasında Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin bizlerle birlikte olacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi CDU yeni lideri seçti. Partinin genel başkanı Türk dostu olarak anılan Armin Laschet oldu. Laschet, koronavirüs salgını nedeniyle online olarak yapılan kongredeki ikinci tur seçimde 992 delegenin 551'inin oyunu almayı başardı ve popülist söylemleriyle tanınan rakibi Friedrich Merz'i geride bıraktı. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute. Hukuk ve siyaset bilimi eğitimi alan 59 yaşındaki Laschet, deneyimli bir siyasetçi. Geçmişte Federal Meclis'te milletvekili ve Avrupa Parlamentosu üyeliği yapan Laschet, 2017'de Kuzey Renvestfalya Başbakanı oldu. Merkel'e yakınlığıyla bilinen Laschet, göçmenler konusundaki tavrıyla öne çıktı. Almanya'nın ekonomik gücünün gelişmesinde göçmenlerin de pay sahibi olduğunu söyledi. Laschet, Almanya'daki Türklerle kurduğu yakın ilişkilerle de tanınan bir isim. Yakın ekibinde Türk kökenli müsteşar ve danışmanlar bulunduran Laschet, sık sık Türk derneklerinin toplantılarına katılıyor. Laschet'in Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine bakışı ise Merkel'le ayrıştığı konular arasında. Buna karşın Türkiye'nin stratejik bir öneme sahip olduğunu söyleyerek yakın bir diyaloğun sürdürülmesi gerektiğinin altını çiziyor. Türkiye'ye ilişkin önerisi ise ayrıcalıklı ortaklık. Merkel 26 Eylül'deki federal seçimlerle birlikte siyaseti bırakacak. Alman siyasetinin gelecek 4 yılının şekilleneceği bu dönemde CDU'ya kimin liderlik edeceği önemli.
Ancak partinin genel başkanı seçilen Laşet henüz başbakan adaylığı konusunda kararını vermiş değil. Will alles tun, dass wir zusammen CDU ve kardeş partisi CSU'nun başbakan adayını Mart ayına dek belirlemesi bekleniyor. Öne çıkan isimler arasında Laşet'in yanı sıra Sağlık Bakanı Jens Spahn'la CSU'lu Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder yer alıyor. Seçim süreci böyle sonuçlandı. Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin bizlerle birlikte. Kemal Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Biz sesinizi alamadık. Bir kez daha tekrarlayabilir misiniz? Biz alamıyoruz kendi sesini. Kemal Bey'in sesini alamadığımız için kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize başlayalım. Almanya seçimlerini beraber değerlendirelim. Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Almanya'da Hristiyan Demokratların seçimleri üzerine konuşuyorduk. Armin Laschet'in seçimi ne anlama geliyor? Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin şimdi bizlerle birlikte. Sesiniz bu kez gelecek umarım Kemal Bey. Nasılsınız? İyi yayınlar. Duyuyor musunuz? Duyuyoruz bu sefer. Biraz önce mikrofon kapalıymış zannediyorum. Şimdi özellikle evet. Armin Laschet ismi bizler için önemli. Çünkü Hristiyan Demokrat Parti son 70 yılın 50'sinde Almanya'yı yönetmiş olan parti. Merkel çok önemli bir figür olarak bunun kabaca son 15 yılında Almanya'yı başka bir noktaya taşıdı. İki Almanya'nın birleşmesi sonrasında ortaya çıkan işsizlik ortamını ortadan kaldıran, aynı zamanda çok kuvvetli bir mali disiplinle ülkeyi başka bir noktaya taşıyan bir lider profili çizdi. Avrupa Birliği'nin içerisinde Almanya'nın lider konumunu oldukça pekiştirici adımlar attı. Dolayısıyla çok önemli bir figür ve arkasından gelecek olan ismin de onun o boşluğunu doldurabilecek kalibreye sahip olması gerekecek. Şimdi Karen Bauer bunu dolduramadı ve kendisi de dolduramadığını görüp istifa etti. Yeni lider Armin Laschet, nasıl değerlendirirsiniz? Armin Laschet Almanya'nın en büyük eyaletinin 17 milyon nüfusu var. Bizim de yaşadığımız. Ayrıca aynı şehirden geliyoruz. Aachen'dan. Aachen'ın Teknik Üniversitesi. Ben orayı bitirdim. Çok güçlü bir üniversite mühendislikte. O da oradan milletvekildi. İşte kariyerinde siz de saydınız Avrupa Milletvekilliği, Federal Almanya Milletvekilliği ve Nordrhein-Westfalen Milletvekilliği oradan şey oldu. İlk önce Entegrasyon Bakanı, Uyum Bakanı oldu. Uyum Bakanı'nda çok çalıştı. Bence çok ciddi, derinden bir vizyonu var Armin Laschet'in. Çünkü Türkiye Almanya yavaş yavaş yabancı köklerle çoğalıyor. Özellikle gençlerin oranı şehirlerde %50'yi buldu yabancı kökenli. Bunların da hemen hemen yarıya yakını Türkler diyebiliriz. Ya da belki %30-40 ama diğer yabancılar da Türklerden farklı değil. Dolayısıyla Entegre Bakanı olunca o fark etti. 1 milyon Türk var onun şu anda başbakan olduğu eyalette. Ve Türkleri de bir şekilde CDU yani Hristiyan Demokrat Partisi kazanması lazım. Yabancıları kazanması lazım. İlk olarak o keşfetti. Çok eleştirildi ama buna rağmen gerçekten entegrasyonun şeyine girdi. Şeydeki yabancılardaki potansiyeli gördü. Onları ayrıştırmanın ülkeye bir faydası olmayacağını gördü. Onun için bu yönde hiç taviz vermedi. Hatta bu konuşmada bile dedi kutuplaşma yapmayacağım ben. Entegre edeceğim. Herkesi kucaklayacağım dedi. Ve bu doğru yoldur dedi. Ve makul insanlar, CDU'nun içindeki makul insanlar Laşet'e verdi. Bir de Laşet mütevazi bir insan, sabırlı bir insan, herkesi dinler. Bizim çok beraber projelerimiz oldu. İsterseniz onlardan birkaçını da söyleyebilirim. Şimdi özellikle tabii Hristiyan Demokrat Parti'nin kendi içerisinde bir Türkiye ile ilgili genel görüş var. Ve bu genel görüş çok fazla değişmiyor. Sadece
liderden ya da siyasetçiden siyasetçiye bir miktar esneklik payı ortaya koyabiliyor. Dolayısıyla tam üyelik perspektifi Hristiyan Demokratların duruşunda yok. Ancak imtiyazlı ortaklık Merkel'in başından bu yana savunduğu konulardan bir tanesiydi. Avrupa Birliği perspektifini biraz bu gözle görüyor anladığımız kadarıyla Raşet. Nasıl değerlendirirsiniz Türkiye'ye yönelik yaklaşımını? Şimdi ben değişik platformlarda Armin Laschet'le konuştum. Hatta Türkiye ile Almanya arasında bir gerginlik olduğu zaman işte bir ara Alman şirketleriyle falan beraber o zaman Binali Yıldırım'la başbakanımızla bir konuşma yaptık. Ben ondan sonra kendisiyle konuştum. Aslında Türkiye'nin her zaman kazanılması, Türkiye'nin potansiyeli, Almanya'daki Türklerin potansiyelinin çok farkında. Dolayısıyla bir de özellikle CDU'nun bu insanları kucaklaması, bu vizyona sahip çıkmasına büyük katkı sağladı. Bence o buna inanıyor. Zaten Avrupalıların çoğu bence Türkiye'ye inanıyorlar. Ama zaman zaman işte gerilen ortamlar oluyor. Buna rağmen biraz daha şey diyordu. Yani tabii Türkiye'nin demokrasi anlayışı tam bize uymayabilir. Bazı şeyler farklı olabilir ama biz bu ilişkilerimizi sürdürmemiz gibi fikirleri vardı. Bence CDU'nun o kalıpçı yabancılara veya Türkiye'ye veya İslam toplumuna karşı duruşunu kırdı. Nordrhein-Westfalen'de kırdı. Biz değişik platformlarda bir araya geldik. İftar yemekleri vermeye başladı. Türk toplumuna, Türk derneklerine sık sık geldi. Biz hatta şunu söylemek isterim. Bizim iki tane vakfımız var. Bir tanesi küçük çocukları, yabancı kökenli çocukların bulunduğu okullarda mentörlük yapıp onların iyi bir eğitim almasını sağlayacak bir vakfımız var. Türk-Alman Vakfı. O vakıfta beraberdik. Ayrıca Türk gençliğinin platformu, kariyer yapma platformu var bir tane. Orada da çok çalıştı bizimle. O platformdan işte Serap Güler gibi müsteşar, bakan olacak seviyede insanlar çıktı. Yine işte büyük bir Hannover olan büyük bir şehrin belediye başkanı oradan çıktı. Yani Türklerin yetişmesi, gelişmesine, yabancıların gelişmesine, onların entegre olmasına çok çalıştı ve onlarda potansiyel olduğunu da gördü. Aynı şekilde Türkiye'de de bir potansiyel görüyor. Ve Türkiye ile ve işte ben o gittiğim zaman direkt konuştum. Gerilim olduğu zaman neler yapalım, burada bir katkı yapalım. Yani Almanya ile Türkiye bir düşman olmasın. Bizim ilişkilerimiz çok ve bizde 3 milyon, 4 milyon yabancı Alman var, Türk var. Yani bunun farkındaydı ve CDU'lular da yavaş yavaş bunu kabul etmeye başladı. Aslında yabancıları yabancılaştırmadan biraz uzaklaşıp buradaki potansiyeli görmeye başladılar. Büyük ihtimal ileride yabancı nüfus çok artacak. Yani CDU o nüfustan koparsa zaten iktidara gelemez. Bence onu da gördü. Ben bu seçimlerde onu gördüm ve onu hakikaten yaptığı çalışmalar yerine oturdu. Peki Kemal Bey, başbakanlık konusunda şansölyeliğe adaylığını koyma aşamasında bakışınız nedir? Çünkü iki aday daha var, bir bakan var, bir aynı zamanda Söder var, CSU'nun lideri. Dolayısıyla bunların arasında Laşet'in başbakanlık için adaylığını koyma potansiyelini nasıl görürsünüz? Koyma potansiyeli zaten koyacaktır. Yani o partinin başına geçen başbakan olma için zaten bir başbakanlığı var. Almanya'nın en büyük başbakan diyoruz. Eyaletin başbakanı ve çok da başarılı. Şansölye diyelim, federal başbakanlığa aday olacaktır. Bence aday olacak ve kazanma şansı şimdikinden daha fazla. Niye daha fazla? Söder, Güney Almanya, Bavyera'nın bir temsilcisi. Yani Bavyera'dan hiçbir başbakan çıkmamıştır. Çok iyi eyalet başbakanları vardı ama federal başbakan çıkmamıştır. Onların özel bir şeyi var, ayrı bir parti. Ve CDU güçlü bir parti ve büyük nüfuzu olan Nordrhein-Westfalen ve Laschet'in vizyonunu taşıyan yabancıların da çok olduğu yerlerde düşünürsek bence başbakanlığı da alır. Ayrıca bence artık Almanlar çok sert, çok radikal insanlar istemiyor.
Merkel gibi sakin, konuşan, birleştiren, dinleyen insanları. Ben Merkel'in çok zirvesine katıldım. Yani insanların hepsini dinler, 3-4 saat bizleri de dinledi çok. Laşet de dinledi. Ben ayrıca Laşet Entegrasyon Bakanlığı'nın beni şeye aldı. Kurul kurdu bunun için. Hatta orada beraber çalıştık. Danışma kurulu kurdu. Yani bu tür platformları iyi yapan bir insan. Hatta bizim kurduğumuz platform, TD platform, Türk gençliğinde sabahtan akşama kadar beraber çalıştı. İnsanların herkesle görüştü, herkesi dinledi. Mütevazi, insanlara yaklaşan, sert gitmeyen bir insan. Almanya bu tür insanları çok seviyor. Onun için bence olacaktır ve büyük ihtimal federal Almanya'ya şansölyede olacaktır diyorum. Ayrıca Avrupa'da böyle insanlara ihtiyacımız var. Böyle sakin, mütevazi, insanları kucaklayan, değilse popülizmle, şunla, bunla Avrupa'yı Amerika'da olduğu gibi başka yerlere saptırmak hiç doğru şey değildir. Bana göre Avrupa'nın başına da böyle birileri lazım. İnşallah Almanya'da şansölye koltuğuna oturur ve o duruşu, Macron gibi deli dolu çıkmaz, öyle bir insan değil. O duruşu Avrupa'ya bir sakinlik getirebilir. Kemal Bey, çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız, zaman ayırdığınız için ve programımızın bu bölümünde Almanya'dan dönüyoruz Londra'ya. Ceren Dilekçi bizleri bekliyor. Bir başka politik açıdan tartışılan yer İtalya ve Conte'nin hükümet kurabilmesi için önümüzdeki dönemde güven oyu alıp alamayacağı konusunda kilidin çözüm günü bugün. Ceren Dilekçi, nedir durum? Açıl İtalya'da Renzi liderliğindeki İtalyan Viva Partisi'nin koalisyondan çekilmesinin ardından İtalya'da siyasi belirsizlik devam ediyor. Bugün Conte hükümetinin güven oylaması oturumu parlamentoda başladı. Parlamentonun alt kanadında yapılacak ve bugünkü oturumu Conte'nin başarıyla atlatması bekleniyor. Fakat yarın parlamentonun üst kanadı olan Senato'da bir oylama daha yapılacak. Yarınki oylamada İtalyan Viva Partisi'nin çekimser kalması halinde Conte hükümetinin salt çoğunluğu sağlayabileceği belirtiliyor bugün yapılan yorumlarda. Aynı zamanda bugün Conte hem parlamento hem de sosyal tarafı toparlanma planı için destek istedi. Hem parlamentodan hem de hukukçulardan ve İtalya Başbakanı Conte aynı zamanda bugün yaptığı açıklamada yaşanmakta olan krizin sadece finansal piyasalarda değil ekonominin genelinde ciddi zarar verme riskinin bulunduğuna dikkat çekti ve toparlanma planı projelerinin uygulanmasını hızlandıracak bir kararname yayınlayacaklarını belirtti. Yarın özellikle İtalya'dan gelecek mesajlar önemli olacak. Bugün Avrupa piyasalarına baktığımız zaman endekslerde haftanın ilk işlem gününde sınırlı hareketler var. Karışık seyir öne çıkıyor. İtalya borsası sınırlı primli işlem görmekte. Bugün Euro-Dolar paritesi 5 haftanın en düşük seviyesine gerildi. Gün içerisinde 1.2056 seviyesine kadar gerilediğini gördük. Bu hafta Perşembe günü gözler Avrupa Merkez Bankası kararında olacak ve sonrasında ECB Başkanı Lagarde'dan gelecek açıklamaları takip edeceğiz. Kurumların beklentilerine baktığımız zaman politika cephesinde bir değişiklik beklenmiyor Avrupa Merkez Bankası'ndan. Uluslararası Yatırım Kuruluşu Nordea son dönemdeki Euro-Dolar paritesindeki geri çekilmeyi göz önüne alacak olursak ECB'nin bu bağlamda söylem tarafında tutumunu sertleştirmesini beklemediğine dikkat çekti. Aynı zamanda Goldman Sachs bugün parite için beklentilerini yayınladı. Kurum Euro-Dolar paritesinde Mart ayı için 1.25 seviyesini bekliyor. Haziran ayı için 1.27, Aralık ayı için ise 1.28 seviyesini beklediğini belirtti Açıl. Ceren, teşekkür ediyoruz sana aktardığım bu notlar için. Kısa bir araya gideceğiz şimdi. Ardından Karel Yönetim Kurulu Teknik Muras Üyesi Yaman Tunaoğlu bizlerle birlikte olacak. Merkezinin son bölümüyle karşınızdayız. Karel Yönetim Kurulu Teknik Muras Üyesi Yaman Tunaoğlu bizlerle birlikte. Yaman Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Açıl Bey.
Şimdi özellikle tabii salgın döneminde şirketinizin hem kendi iştigal alanıyla ilgili süreç nasıl gelişti, nasıl farklılaştı bir miktar bunu soracağım. Bir yandan da daha ötesinde yine salgın döneminde bu dönemde ortaya çıkan ihtiyaçlara yönelik yeni üretimleriniz, yeni alanlarınız var. Bir miktar da onun üzerine görüşlerinizi alacağım. Öncelikle tabii insan sağlığını çok doğrudan da etkilediği biraz da işin sosyal sorumluluk bacağı olduğu için ventilatör üretimi tarafıyla bir başlayayım. Ne noktaya geldiniz, ne kadarlık bir üretim potansiyeliniz var? Bir de Pakistan başta olmak üzere ihracat tarafına da geçiş yaptığınızı görüyoruz. Evet, teşekkür ederim. Bu pandemi geçen sene Mart ayında başladığı zaman açıkçası bir sosyal sorumluluk projesi olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Biliyorsunuz o dönemde Aselsan, Arçelik ve Baykar bu hastane tipi, yoğun bakım tipi bir cihaz üzerinde ortaklaşa çalıştılar. Sonra Arçelik üretmiş, şimdi de Aselsan üretiyor. Biz de bir elektronik firması olarak hem Ar-Ge hem üretim yeteneği olan bir elektronik firması olarak firmaları araştırdık ve Ankara'da Foras adında küçük bir firma, orta ölçekli bir firma bulduk. Daha mobil bir cihazın üretimini yapıyordu. Yine ventilatör ama kuru basınçlı havayla değil, normal ortam havasıyla çalışan, gerektiğinde aküyle çalışabilen mobil bir ventilatör. O dönemde tabii pandemi yeni başlamıştı. Genel bir panik havası hakimdi. Ne kadar ihtiyaç olacağı belli değildi. Bu firmaya biz size destek olalım üretim açısından dedik. Çünkü hani üretim yapacak bir durumları yoktu. Ve onlar da sıcak yaklaştılar. 500 adet sistem için gerekli malzemeyi çok hızlı bir şekilde tedarik ettik ve üretime hazır hale geldik. Bu arada fabrikamızda da tıbbi cihazları üretmek için gerekli çalışmaları yapıp sertifikamızı da aldık. Fakat daha sonra bildiğiniz gibi yani Türkiye'de özellikle bu cihazlara çok fazla ihtiyaç olmadı. Biraz pandemi tedavisinde ilerleyince biz bunu yurt dışında ne yapabiliriz diye baktık. Pakistan'da savunma sanayi tarafında tanıdığımız bir firmayla görüştük. Yine elektronik üretim yapan bir firmayla. Onlara teknoloji transferi de sağlayarak bir yerleştirme, yani Pakistan tarafında bunu yerleştirme çalışması yaptık. Gerekli bir takım farklı istekleri oldu. Onları yerine getirdik ve ilk 30 adet sistemi onlara gönderdik. Bu hafta ellerine geçti. Sanıyorum devamında gelecek. Şu anda 500 adet sistem için elimizde yeterli malzeme var ama devamı için de hiç problem değil, üretebiliriz. Ama dediğim gibi bu tamamen bir sosyal sorumluluk çalışması olarak başladı. Bu şekilde bir noktaya geldi. Bu aslında bizim karar olarak da hani küçük firmalarla yardımımız, desteğimiz olabilecek firmalarla son dönemde yaptığımız işbirliği çalışmalarını bir örnek teşkil etti. Şimdi Yaman Bey, şirketin biraz genel performansından da bahsetmek isterim. Zira 4. çeyrek bilançosunu göreceğiz ama özellikle bu sene sizin alanınızda, teknoloji alanında, biraz haberleşme teknolojileri tarafında bütün dünyada inanılmaz gelişmelerin yaşandığı bir dönem oldu. Hisse fiyatları inanılmaz yerlere geldi. Keza yine sizin hissenizde de 2,5 katına Mart dibinden yükselen bir performans gördük. Dolayısıyla genel anlamda işlerinizdeki performans artışı ve satış, hasılat artışı anlamında hem 4. çeyrek nasıl geçti hem de yılı nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi ilk çeyrek geçen sene gayet iyiydi. Tabii ikinci çeyrek pandeminin başlamasıyla satışlarda, siparişlerde bir düşüş gündeme geldi. Ondan sonra ikinci yarıda ise hiç beklemediğimiz oranda bir üretim tarafında özellikle taleple karşılaştık. Gerçekten zorlandık. Yatırım yapmamız gerekti. Yeni makineler aldık. Bu ilk çeyrekte de bu devam edecek. Yaklaşık üretim kapasitemizi %50 arttırmış olacağız. Hat sayımızı 15'e çıkarıyoruz. Elektronik sektöründe ciddi bir talep var elektronik sektörüne. Aslında bunun temel sebebi de bu dijital dönüşüm, sayısal dönüşüm, nesnelerin interneti gibi yeni konseptler, teknolojiler aslında tüm sektörlerin, elektronik dışındaki tüm sektörleri bir şekilde elektroniğe ihtiyaç duymasını gündeme getirdi. Yani farklı dikeylerde düşünürseniz iletişim, tarım, ulaşım, enerji gibi bütün artık her çözümde bir elektronik boyutu, bir bilişim boyutu var. Dolayısıyla bu firmaların bizim gibi elektronik firmalarıyla işbirliği yapmaları gerekiyor.
Bu kapsamda biz o firmaları buluyoruz. Bazen o firmalar bizi buluyor. Farklı örnekler vereyim. Mesela işte scooter üreten bir firmanın şarj istasyonunda ona yardımcı oluyoruz. Bir kompresör üreten firmanın kompresörleri uzaktan bakımını yapması için bir modül yapıyoruz. Bir bariyer üreten firmanın bariyeri açabilmesi için. O kadar çok seçenek ve o kadar çok imkan var ki bu nesnelerin interneti ve birbiriyle bağlı cihazları düşündüğümüz zaman bu gerçekten Türkiye için de çok iyi bir fırsat. Elektronik sektöründe, sanayinde bir şey atlamak için, bir üst lige çıkmak için çok önemli bir fırsat. Tabii şeyi söylemedim, mesela otomotivde de aynı. Elektrikli araçlara geçişte ciddi bir elektronik artışı var, elektronik ağırlığı artışı var. Bu yüzden de bizim gibi hani hem Ar-Ge yeteneği olan hem üretim yeteneği olan firmaların değeri son dönemde arttı. Şeyi sordunuz, son çeyrek henüz mali sonuçlar çıkmadı ama yani bu sene yani 2020'yi bir önceki seneye göre 20-25 arasında yüzde gelir artışıyla kapamış olacağız. Peki bu anlamda tabii finansal tarafı olan etki ve bunun kalıcılığı da önemli. %20-25 civarında yıl genelinde artıştan bahsettiniz. Önümüzdeki sene bu normalleşirse hayat aynı şekilde devam edebilir mi? Birincisi bu. İkincisi bu alanların, saydığınız alanların herhangi biri işinizdeki temel motivasyon alanını alıp farklı bir yere koyabilir mi? Yani şirket açısından daha farklı bir amiral gemisi olabilecek bir yapıya dönüşme potansiyeli barındırır mı? Yoksa küçük küçük gelirler üreten inovatif yeni alanlar olarak mı değerlendiriyorsunuz, bakıyorsunuz bu iş alanlarına? İlk sorunuzla başlayayım. Bu devam edecek. Yani bu senenin bütçesinde de önümüzdeki yani 2021 içinde yaklaşık o civarda bir büyümeyi, %20-25 civarında bir büyümeyi bekliyoruz. Çünkü dediğim gibi üretime yetişemedik geçen ikinci çeyrekte, geçen yılın son çeyreğinde özellikle. Bir defa oradan da sarkan bu yıla bir üretim talebi var ve şey devam ediyor. Yani sürekli bize üretim açısından talep geliyor. Özellikle mesela bu Amerika ile Çin arasındaki bu ticaret savaşları ve konulan bir takım gümrük vergileri nedeniyle aslında üretim açısından, elektronik üretim açısından Türkiye önemli bir merkez haline geliyor. Bunun dışında diğer konularda yani bu, şimdi biz tabii çok farklı faaliyetler içinde olan bir firmayız. Yani telekom çıkışımız, telekomünikasyon ama şu anda savunma sanayinde varız. İşte üretimde Türkiye'nin en büyük üretim tesislerinden birine sahibiz. Projeler ekip grubuyla işte bakım çözüm ortaklığında Türkiye'de lider konumdayız ve operatörlere anahtar çözüm teslim çözümler veriyoruz. Yani çok farklı faaliyetlerimiz var. İşte 34 yıllık tecrübenin getirdiği bir birikim var. Dolayısıyla biz aslında önümüzdeki dönemde yolumuzu biraz farklı firmalarla işbirliği yaparak yine elektronik alanında, niş alanlarda bir kendimize alan yaratmak olarak çizdik. Nesnelerin interneti geniş bir kapsamda bu alanın içine giriyor ama bir de otomotiv var. Son dönemde o da aynı şemsiye altında. Sonuçta çünkü mobilite, yani yetişinde mobilite dediğiniz zaman orada da artık otomobil değil bir platform haline geliyor. Birbiriyle bağlantılı otomobiller gündeme geliyor. O kapsamda da otomotiv firmalarıyla ciddi ilişkilerimiz, çalışmalarımız var. Otomotiv üretimi için de bir sertifikasyondan geçtik, sertifikamızı aldık. Yani önümüzdeki dönemde Karel'in bu tür firmalarla işbirliği yaparak farklı alanlarda daha da büyüdüğünü görmek mümkün olur. Ama hep işbirliği olacak. Zaten hani önümüzdeki dönemde bence temel şey bu. Yani firmalar işbirliği yapmak durumundalar. Çünkü hızlı bir şekilde piyasada piyasanın ihtiyaçlarına cevap vermek gerekiyor. Bu da tek başınıza çok yapılabilecek bir şey değil. Peki Yaman Bey, son sorum. 2 dakika civarında da süremiz var. Türkiye'nin otomobili projesinde, TOK projesinde yer alma konusunda bir görüşmeniz, bir akışınız var mı? Çünkü aslında burada amaçlar birebir örtüşüyor. Biraz önce bahsettiğiniz çerçevenin parçalarından bir tanesi bu olsa gerek. Doğru söylüyorsunuz. Evet var ama TOK'dan önce başka firmalarla da, başka otomotiv firmalarıyla da ilişkilerimiz orada. Orada da devam eden, onlarla da devam eden projelerimiz var. Ama TOK tabii bizim için çok özel bir seçenekti. Çünkü aslında hani şu açıdan baktığınızda elektronik elektrikli araca geçiş bir dönüm noktası. Yani otomobil üretiminde treni kaçırmış olabiliriz ülke olarak ama elektrikli araçta herkes bizimle aynı noktadan başlıyor.
Dolayısıyla TOG için bir dönüm noktası, Türkiye için bir dönüm noktası. Paralel olarak elektronikte de, elektronik sanayinde de son gelişmelerin ciddi bir fırsat yarattığını söylemiştik. Dolayısıyla burada TOG gibi bir firmayla, Karel gibi firmaların, sadece biz değil, başka örnekler de var yurt içinde, işbirliği yapması çok beklenen, faydalı bir durum. Ve biz o kapsamda birçok otomotivle ilgili proje için TOG'la yakın ilişkiye, işbirliği içindeyiz. Henüz çok somutlaşan şeyler yok. Bunlar olduğu zaman paylaşacağız doğal olarak. Yaman Bey, çok çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırıp bizlerle birlikte olduğunuz için bugün ve böylelikle finans merkezine de son noktayı koymuş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Gözde Kuyumcu kapanışa doğruyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.